Herkese merhaba. Şu an burada olan tüm değerli meslektaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ve Change ailesinin bizler için düzenli aralıklarla hazırladığı e-seminerlerden birinde buluşuyoruz yine. Bu seminerler gerek pet hekimliğinde gerekse çiftlik hekimliği alanlarında olabiliyor. Bugünkü konumuzsa ön çapraz bağ hastalığında tanı, tedavi ve rehabilitasyon olacak. Bunu bizlere uzman veteriner hekim Ömer Coşkun hocamız bizlerle değerli bilgilerini paylaşacaklar. Hocam siz de hoş geldiniz. Sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Öncelikle Vetchange ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de ve tüm dünyada olduğu gibi pandemiyle, herkesin pandemiyle uğraştığı bu dönemde seminerler, kongrelerle iptal edildiği için görüşemiyoruz. Ama Vetchange ailesi internet ortamında bizleri buluştuğu için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün çok sıklıkla tüm ortopediyle uğraşan tüm arkadaşların çok sıklıkla karşılaştığı, hatta normal hekim arkadaşlarında çok sık karşılaştığı ama çok kolaylıkla atlayabilecekleri ön çapraz bağ hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili konuşacağız. Kraniyal köşet ligament problemi arka bacak topallığının en yaygın sebebidir. 2003 yılında yapılan bir çalışmaya göre sadece ön çapraz bağ hastalığının sağaltımı için 1.2 milyar dolar harcanmış. Tabii günümüze vurduğumuzda hayvan sayısının artışı, operasyon ücretlerinin artışıyla inanılmaz rakamlara gelebilmekte. Tabii öncelikle daha tabii operasyon tekniklerine girmeden önce anatomiyi bilmemiz gerekiyor. Anatomi derslerini tekrar hatırlarsak, diz eklemi femur ve tibyadan oluşmakta. Medyal ve lateral kısımlarında kollateral ligamentlerin stabilizasyonunu sağladığı, iç içinde de kraniyal ve kaudal kürşiyet ligamentin stabilizasyonunu etkinle sağladığı, iç tarafında da medyal ve lateral taraflarında da yarım ay şeklinde yastıkların olduğu menisk dediğimiz bölümler var. Şimdi bu hastalığı anlamamız için kraniyal ligamentin ve kaudal ligamentin farklılığını anlamamız gerekiyor. Çünkü kraniyal kürşiyet ligament diz ekleminin kraniyokaudal yönde stabilizasyonunu sağlayan en önemli ligament. Orijinini bilmemiz gerekiyor. Lateral femurun kaudomedial yüzeyinden orijin alıp tibyanın kraniyal interkondiloid bölümlerine gelmekte. Ve kraniyal kürşiyel ligament tek bir yapıdan oluşmamakta. Yüzlerce fibrinden oluşup iki ana bölüme ayrılmaktadır. Kraniyomedial bant ve kaudolateral bant. Kraniyomedial bant çok daha ince, kaudolateral bant çok daha kalın ve daha kuvvetli bir ligamenttir. Biraz beşeri hekimlikle karşılaştıralım. Maalesef çapraz bağ sorunu insan hekimliğinde de çok yaygın bir problem. Ama insan eklemini göz önüne aldığımızda insan eklemi gördüğümüz gibi tibial platosu 4 ya da 5 derecede. Ama bizim hayvanlarımıza baktığımızda 20 dereceden çok daha fazla, hatta 40 derecelere kadar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla her harekette femur arka tarafa doğru kayma eylemi, tibia da ön tarafa gitme eyleminde bulunmakta. Bu eylemi negatif nötrleştirmeyi de sadece kruşiyel ligamente bırakıyor. O yüzden hayvanlarda kraniyal kruşiyel ligament problemi görme olasılığı çok daha fazla. Yine burada tibial plato açısının nasıl hesaplandığını görüyoruz. Tibial plato açısının hesaplanmasında tibianın düz ekseni ile eklem yüzeyinin eğik eklemi arasındaki açı bize tibial plato açısını vermekte.
Patogenezisine gelirsek, insan hekimliğinde olduğu gibi travma da buna sebep olabiliyor. %20 olarak vakaların travmatik vakalardır. Ama travmaya bağlı vakalarda sadece ön çapraz bağ zedelenmiyor. Diğer kolateral ligament, patellar ligament, diğer strüktürlerde travmaya bağlı kopma ya da yırtıklar şekillenebiliyor. Bunun sebebi, eğer biraz önce de bahsettiğimiz gibi aşırı zıplamalarda, eğer ya da aşırı çok kuvvetli hareketlerde femur, daha önce konuştuğumuz gibi sürekli kaudal yönlü bir harekete gitmek, tibia da kraniyal yönde bir harekete gitmek istiyor ve bu arada stabilizasyonu sağlayan ön çapraz bağ bu harekete dayanamadığı anda total ruptür dediğimiz tam kopmalar şekillenebiliyor. Diğer bir travmaya bağlı yırtık sebebi de internal rotation dediğimiz, yani hayvan bir yere ayağı sabit kalıyor ama vücudu daha büyük kütleye sahip olduğu için iç ya da dış tarafa, daha çok internal rotation'a bağlı kazalar gelişerleşiyor ve fazla internal rotation sonucu ön çapraz bağ bunu taşıyamıyor ve kopuyor. Yine başka bir kaza sonucu daha çok sık sık karşılaştığımız, köpekler birbirleriyle oynarken görmüyorlar ve birbirlerine çarpabilirler. Böylece hiper ekstansiyona bağlı çapraz bağ yırtıkları. Ama hiper ekstansiyona bağlı çapraz bağ yırtıklarında anatomiyi düşündüğümüzde ön çapraz bağ değil, daha çok arka çapraz bağ yırtıklarına karşılaşıyoruz. Arka çapraz bağın total rüptüründen sonra hala hiper ekstansiyon devam ederse ön çapraz bağda da yırtıklarla karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi travmatik olgular sadece %20'sini oluşturuyor. %80'i ise dejenerasyona bağlı yırtıklar oluşturuyor. Dejenerasyon, yani uzun sürede kronik vakalar. Bunun sebebi, hala %100 bilmiş durumda değiliz ama bunların farklı etkenleri var. Tibial plato açısının fazla olduğu hayvanlarda kroniyokaudal yönlü tibia ve femurun hareketi tabii ki çok daha fazla şiddetli olacağı için bu hayvanlarda ön çapraz bağ problemini de görme olasılığı çok daha fazla. Yaşa bağlı ligamentteki değişiklikler, Basör'ün 1985'te yaptığı bir histolojik çalışmasında da gördüğümüz gibi, yaşlandıkça ligamentteki esneklik oranı daha azalıyor. Buna bağlı çok daha rahat yırtıklar ortaya çıkabiliyor. Yaşa bağlı stres ve zorlanmaya bağlı, bunlar da çok antrenman yapan, çalışan köpeklerde gördüğümüz hastalık, gördüğümüz yırtık çeşitleri, yüksekten zıplamalar, mesela agility ile uğraşan köpeklerde sürekli engellerden atlanması ya da slate köpeklerinde gördüğümüz sürekli kızak çektikleri ve yüksek derecede travmaya bağlı olan diz eklemlerinde uzun süreli antrenman sonrasında maalesef ön çapraz bağda hasarlar gözükebiliyor. Epidemiolojisine gelirsek, hepimizin bildiği gibi büyük ırklarda bu hastalığın görünme olasılığı çok daha fazla. Rottweiler, Newfoundland, Mastiff, Labrador Retriever, Golden Retriever, Cane Corso, Napolitan Mastiff, bunlar da çok daha ön çapraz bağ
sıkıntılı hastalığını görebiliyoruz. Tabii ki ırk büyük olunca kilosu da fazla oluyor. Aşırı kiloya bağlı olarak da ön çapraz bağ sıkıntı problemleri çok sık karşılaşmaktadır. Eğer obezite problemi varsa tabii ki görme olasılığı çok çok daha fazladır. 1993'te Whitehead ve Vasseur yaptığı araştırmada kısırlaştırılmış ve dişi hayvanlarda ön çapraz bağ hastalığının daha fazla görülme riskinin olduğu bulunmuş. Daha sonra 99'da Duvel'in yaptığı bir araştırmada kısırlaştırılmış hayvanda görme olasılığının daha fazla olduğu ama dişi ile erkek arasında herhangi bir önceliğinin olmadığı gözükmüştür. Biraz önce dediğim gibi ilk başta ortopediyle uğraşan arkadaşların çok sıklıkla karşılaştığı, çok daha gözlerinin ve ellerinin yatkın olduğu bir problem. Ama genel klinikle uğraşan arkadaşların çok gördüğü ama çok rahatlıkla atlayabileceği bir problem. Bu yüzden klinik muayenesi çok çok önemli. Klinik muayene yürüyüş muayenesi, palpasyon ve anamnez tabii ki. Daha sonra çeşitli radyolojik muayene teknikleri de bize ön çapraz bağ problemi ya da ona bağlı sekonder değişiklikleri göstermede çok faydalı oluyor. Ama golden standard dediğimiz ön çapraz bağının %100 tanısını koymak için artroskopik muayene yapmamız gerekiyor. Şimdi toparlıkla başlayalım. Çok farklı şekilde karşımıza çıkabilmekte. Dinlenme sonrası çok kısa sürelik toparlık ya da hareket kısıtlılığından hiç ayağını yere basmadan non-weight bearing dediğimiz toparlığa kadar çok farklı varyantlarda göstermekte. Bir fiziksel muayene şekli de hayvanın oturuşunun nasıl olduğu. Eğer bir hayvan otur komutu aldığında sol tarafta gördüğümüz golden retriever'daki gibi biz buna square sitting dediğimiz bir oturuş pozisyonu, böyle bir oturuş yapabilmesi için önce tarsoküral eklemin full fleksiyonu, diz ekleminin full fleksiyonu ve kusura bakmayın, uzun zamandır Türkçe konuşmadığım için Türkçe kelimeleri net seçmekte biraz zorlanıyorum. O yüzden tekrar sizlerden özür diliyorum. Hip joint'inde fleksiyonda oturması gerekmekte. Eğer herhangi bir eklemde ya da şu anda konumuz diz eklemi, diz eklemimizde bir problemimiz varsa bu şekilde düzgün bir oturuş sağlamamız çok daha zor. Diz eklemi probleminde neredeyse patognomik dediğimiz bir oturuş şekli sağ tarafta gördüğümüz hayvanda büyük ihtimalle bu hayvan sağ dizinde, diz eklemindeki problemden dolayı sol bacağın üzerine oturuyor ve sağ diz eklemini full fleksiyonda değil, hafif yarı fleksiyonda oturup dışa doğru çekiyor. Eğer böyle bir hayvan görürseniz diz eklemini muayene etmeyi sakın sakın unutmayın. Tabii ki uzun süreli dejenerasyona bağlı ön çapraz bağ hastalarımızda problem bir hafta, iki hafta süreli değil. Daha uzun süreli bir problem karşımızda. O yüzden problemli ayağı çok fazla bacağı çok sık ve düzgün şekilde kullanamıyor. Bunu kompanse edebilmek için diğer ayağa çok daha fazla ağırlık veriyor. Bu yüzden sol taraftaki yani normal sağlıklı ayaktaki kaslar çok daha fazla çalışıyor. Problemli ayaktaki kaslar daha az çalışıyor ve kas atrofisi şekilleniyor ve sağlıklı ve hastalıklı bacaktaki kas kütlesi elle fark edilebilecek düzeye gelebiliyor. En önemli palpatorik özelliği de intraartiküler
efüzyon. Bu yüzden eğer bir eklemden şüpheleniyorsanız diğer eklemi de muayene etmeniz gerekiyor. Bunun en güzel yöntemi arka taraftan köpeğe yaklaşıp iki diz eklemini iki elinizle palpe edip doluluk efüzyonlarını karşılaştırırsınız. Eğer sağlıklı bir diz eklemi ise patellar tendinin sağ il medial ve lateral yanında içe doğru kankav bir yüzey şekillenir. Eğer eklemde farklı nedenlere bağlı inflamasyon ya da efüzyon şekillenmişse bu içe doğru olan konkav yapı konveks bir yapıya dönüşür ve neredeyse patellar tendinden çok daha dışa kadar gelecek şekilde palp edilir. Ve bunu da çok rahat anlayabilirsiniz. Medial buttress dediğimiz tibianın, proksimal tibianın medial aspektinde diz eklemindeki instabilitasyona bağlı fibrin oluşumu medial tibianın kraniomedial dönemi yüzeyinde bir yükseltiye sebep olacaktır. Bunu da palpe ettiğinizde bu da patognomik bir muayene bulgusudur. Çapraz bağ tabii ki kendisini ağrıyla da gösterebilir. Daha çok hiper ekstansiyon da kendisi köpekler rahatsızlıklarını belirtir. Hiper ekstansiyonda da eğer aşırı derecede bir instabilite mevcutsa gösterebilir ama her zaman değil. O yüzden bu sizi yanıltmasın. Daha çok hiper ekstansiyonda ağrı şekillenmektedir. Diğer bir muayene palpasyon teknik ise Drover sign. Bu Drover sign'da hastanın size güvenip ve sakin bir durumda olması gerekir. Eğer hastamız stresli ve çok kuvvetli büyük bir ırksa kendini sıkacaktır ve düzgün muayene etmenizi zorlaştıracaktır. O yüzden palpasyonu tamamlayıp daha sonra instabiliteyi elemiyorsanız aldanmayın. Tüm bu palpasyon teknikleri sedasyona alınmış hayvanlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Burada Drover sign'ı sizlere göstermek istiyorum. Patella ve popliteal bölgeden tuttuğumuz o alt tarafta da tuberositas tibia ve fabular head'den tutup çekmece hareketini gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz gibi instabilitet mevcut. Diğer bir çok kullandığımız teknik cranial tibial thrust dediğimiz bir tekniktir. Burada da daha önce bahsettiğim femurun kaudal yönde hareketi tibianın kraniyal yönlü hareketinin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer çapraz bağımız tamsa herhangi bir hasta yırtığı yoksa cranial thrust olmayacaktır. Burada yine size bir örneğini gösteriyorum. İşaret parmağıyla tuberositas tibiayı kontrol ediyoruz ve tarsal ekleme fleksiyon yaptığımızda tibia öne doğru hareket etmektedir. Tabii bu hastayı bilerek seçtim. Bu köpeğimizde total ön çapraz bağ yırtığı vardı. Çok daha net bir şekilde hareketi görmemiz mümkün. Ama parsiyel yırtıklarda bu hareketin bu kadar bariz olmasını beklemeyin. Bazı hayvanlarda 1-2 milimetreye kadar bir hareketlilik görülebilir. Ve daha sonra kullandığımız bir metot radyolojik muayene, röntgen. Ama röntgen unutmayalım ki daha çok
iskelet dokularını muayene etmemizi sağlar. O çapraz bağda yumuşak bir doku olduğu için röntgende görme olasılığımız maalesef yok. Röntgen çekmemizin bir sebebi diz ekleminde olan ağrıyı ya da instabiliteyi oluşturabilecek başka hastalıkların olup olmadığını elemine etmek. Ön çapraz bağı kopukluğuna bağlı sekonder oluşmuş değişiklikleri gözlemleme, daha sonrası seçeceğimiz operasyon tekniğine göre planlamamızı yapmamız için çok önemlidir. Röntgen çekerken, burada resimde de gördüğümüz gibi röntgeni sadece diz eklemini değil, tarsal eklemi içine alacak şekilde röntgen çekmeniz operasyon öncesi, operasyonu planlamada kullanacağınız röntgenlerin hazır olmasını sağlar ve böylece iki defa röntgen çekme durumunda kalmazsınız. Yine burada farklı evreleri gösteriyoruz. İlk de gördüğümüz sağlıklı bir eklem. Gördüğümüz gibi ön tarafta şurada patellar tendini görüyoruz. O normal bir diz ekleminde eklem içi eklesinovya siyah gözükür. Eğer bu bölgede herhangi bir griye yakın bir oluşum gördüğümüz, yani BD ya da CD gördüğümüz resimlerde, bu bize eklem içi inflamasyonunu gösterir. Daha ileri vakalarda osteofitler de oluşmaya başlar. Patellanın distal bölümünde, tibia plata'nın kranial bölümünde gördüğümiz gibi bunlar ön çapraz bağ hastalığının sekonder belirtileridir. Yine burada bizim hastalarımızdan bir tanesi, gördüğümüz gibi fat bed sign dediğimiz diz ekleminin kranial bölümünde bir obezite artışı. Bu da bize hastamızda ön çapraz bağ probleminin olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Daha ileri bir vaka, yine fat bed sign'ı burada görebiliyoruz. Hatta osteofitler de oluşmaya başlamış. Bu daha ileri bir vaka olduğunu bizi şüphelendiriyor. Bu hastamızda gördüğümüz gibi osteofit gelişimi çok daha fazla ve kranial tibial plato bölümünde osteofitlerin, hatta kranial bölümde görmüş olduğunuz bu yapı tamamen osteofit olmakta. Ve gördüğümüz gibi femur süplükse olmuş durumda. Dediğim gibi artroskopi ön çapraz bağı hastalığının tanısı ve tedavisinde golden standardı oluşturmakta. Minimal invaziv bir teknik olması eklemi açmaya gerek duymamanızı sağlamakta. Ve eklem içi yapılarının tamamıyla muayene edilmesine olanak vermektedir. Eğer muayene sonucunda medial meniskte herhangi bir yırtık ya da kopukla karşılaştığında aynı prosedürde medial meniskin tedavisinde de bulunabilirsiniz. Size farklı videolar göstermek istiyorum. Bu sağlıklı bir diz eklemi. Şu anda probumuzla arka çapraz bağı göstermekteyiz. Burada durduruyorum. Artroskopinin bir özelliği de eklem içi organellerini prop yardımıyla muayene etmemizi sağlıyor. Ve arka çapraz bağı
muayene ediyoruz. Gördüğümüz gibi gayet parlak, esnekliğini hala tutuyor geri çekmemize rağmen. Burada da lateral meniskin muayenesini göreceğiz. Burada fatbed geldi. Gördüğümüz gibi lateral menisk herhangi bir yırtığı yok. Sol tarafta da long digital extensor geldi ve gözüktü. Evet, burada ön çapraz bon, caudolateral bölümü, burada da kroniomedial portion'ı görmekteyiz. Prop yardımıyla herhangi bir yırtık, bir kopuk olup olmadığını çok rahatlıkla palpe edebiliyoruz. Burada da medial meniskin herhangi bir yırtığı ya da bir lüksasyonu var mı diye da bakıyoruz ve gördüğümüz gibi her şey yolunda. Diğer göstereceğim artroskopi videosunda parsiyel ön çapraz bağ yırtığı. Evet. Arka tarafta gördüğümüz yapı arka çapraz bağ. Çok hafif bir zedelenme var. O zedelenme stabilizasyon konusunda herhangi bir sıkıntı sağlamayacaktır. Gördüğümüz gibi diğer hastayla karşılaştırdığımızda ön çapraz bağ çok daha esnek bir şekilde ve gergin şekilde durmuyor. Bu gördüğümüz caudolateral part'ı, gördüğümüz yırtığı, daha alt tarafta gördüğümüz kroniomedial part'ı, o da hala stabil. Burada yine medial meniske muayene ediyoruz. Burada medial menisk, diğeri lateral menisk üstüm. Dediğim gibi eğer artroskopik muayene yapmazsak eklem içi bu yapıları artrotomi bile yapsak bu kadar ayrıntılı görme olasılığımız maalesef olamaz. Yine bu videomuzda total ön çapraz bağ yırtığını görüyoruz. Yine bu arka tarafta arka çapraz bağım. Şöyle, ön çapraz bağ maalesef yerinde değil, tamamen kopmuş durumda. Burada da kopuk fibrinleri görmekteyiz. MR'a geçmeden önce artroskopinin öneminden tekrar bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi çapraz bağın ön ve arka çapraz bağın medial ve lateral meniskisin yapısını, fonksiyonunu düzgün bir şekilde muayene etmenin tek ama tek yolu artroskopidir. O yüzden kullanan arkadaşlar zaten diyebiliyorlardır. Kullanmayanlar da artroskopi kurslarından ya da farklı seminerlerde buna başlayabilirler. Evet, şimdi MR'a gelelim. İnsan beşeri hekimliğinde çok sık kullanılan, tabii ön çapraz bağ problemini diagnoz etmek için çok kullanılan ama veteriner hekimlikte o kadar yaygınlık bulamamış bir görüntüleme metodudur. Bunun sebebi MR ücretlerinin pahalı olması, MR çekiminin
süresinin uzun olması ve %100 çapraz bağdaki hasarın ne kadar büyük olduğunu %100 bir şekilde söyleyememesi bunun en önde giden sebebidir. Ultrason da kullanılan bir metottur ama ön veya da akra çapraz bağ problemi için değil, daha çok medial meniskte herhangi bir yırtık olup olmamasını görmek için kullandığımız bir teknik. Uygulaması zor bir teknik, göz aşinalığı gerektiren bir teknik. Haftada çok sayıda yaptıktan sonra tecrübe sağlanabilen bir teknik. O yüzden çok da yaygınlığı henüz olmayan bir teknik. Tabii bir hastamız geldi. Palpasyon, röntgen, artroskopi sonucunda ön çapraz bağ diagnozunu koyduk. Daha sonra tedaviye geçeceğiz. Tedavide farklı metotlar var. Bu metotların her problemde olduğu gibi konservatif bir sağaltımı da mümkün. Ama unutmayalım ki instabil bir ekleme konservatif yöntemlerle yeniden stabilize etmemiz mümkün değil. Yani kullanılan anti-inflamatuar ağrı kesiciler, farklı ağrı kesiciler, rehabilitasyon, kasların güçlendirilmesi diz eklemini tekrar stabilize edemeyecek. Stabilize edilmeyen diz ekleminde oluşacak osteoartritin de önüne geçememiş olacaktır. Burada gördüğümüz gibi tedavi edilmemiş ön çapraz bağ hastalığında degeneratif joint disease oluşumu kaçınılmazdır. Buna bağlı bir ekle, diz eklemdeki harekete bağlı sekonder menisk zedelenmeleri de %70 oranında karşımıza çıkmaktadır. Diz, unutmayalım ki dediğimiz gibi diz eklemi kendi kendini stabilize edemez. O yüzden tüm dünyada olduğu gibi İsveç'te de biz cerrahiye başvuruyoruz. Primary repair sadece ve sadece skeletally immature hayvanlarda travmaya bağlı olarak oluşan ön çapraz bağ hastalarında yapılır. Genç hayvanlarda çapraz bağı iskeletten daha kuvvetli olduğu için travmaya bağlı olarak çapraz bağ bağlı olduğu yerden bir miktar kemikle birlikte eklem içine ayrılır. Bu hastalarda parçanın büyüklüğüne göre Kirchner-Weyer ya da Vida yöntemiyle bağlandığı yere anatomik olarak yerleştirilir. Diğer metodlarsa intraartiküler, ekstraartiküler ya da osteotomi teknikleri olarak farklılığa ayrılmakta. Intraartiküler reconstruction dediğimiz yöntemlerde vücudun kendi fasya ve ligamentlerini kullanarak stabilize etmeye çalışılmış. Ama günümüze kadar kullanabilirliğini sağlayamamış metodlardır. Ekstra kapsüler metodlar, zannediyorum Türkiye'de çok yaygınlıkla kullanılmakta. Yine 15 kilo altı hayvanlarda da dünya çapında da yaygınlıkla kullanılan bir operasyon metodudur. Tightrope bunlardan diğerlerine göre en son geliştirilmiş bir metodudur. Lateral fibular suture çok yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Fibular head transposition yine eklemi lateral yüzeyinden kolateral ligamenti daha öne kaydırarak stabilize etmeyi amaçlamaktadır. Fibular head transposition'da
ekstra bir materyal kullanılmamakta ama teknik olarak çok daha zor bir tekniktir. Çok yaygın bir metot olduğunu söyledik. O yüzden bu ameliyatlardan önce izometriyi bilmemizde fayda var. İzometriyi size biraz anlatacak olursam, transartiküler yerleştirilen bir materyalin fleksiyon ve ekstansiyonda aynı gerginlikte kalabilmesidir. Yani öyle bir materyal, öyle bir noktalara koymalıyız ki fleksiyonda ve ekstansiyonda aynı gerginliğini korusun ve arada instabilite oluşmasın. Normal standartize edilmiş bir operasyon prosedürün her hayvanda izometriyi mükemmel şekilde olma olasılığı maalesef imkansızdır. Yine yapılan Fisher'ın 2010 yılında yaptığı bir çalışmada Faberlaster'ın lateral Faberlaster'ın farklı izometrik noktalara koyulup 70, 100 ve 130 derecelerdeki tensiyona bakılıp bunlar karşılaştırılmış. Gördüğümüz gibi her 70 derecede, 100 ve 130 derecede her noktanın farklı materyal tensiyonu vardır. P.G. White'ın 2015 yılında yaptığı bir araştırmanın sonucu da izometrik noktalarının her hayvanda farklı olduğu, bunun sebebinin de anatomilerinin farklı olduğu, yani standartize edilmiş bir operasyon tekniğinin her hayvanda aynı sonucu veremeyeceğini göstermektedir. Ekstrakapsüler metodların bir negatif yönü de materyal seçimi. Öyle bir materyal seçmeliyiz ki sağlam olsun, sağlam olduğu kadar da elastik olsun. Ve yıllar boyu bu sağlamlığını ve elastikiyetini korusun. Maalesef günümüzde böyle bir materyal henüz bulunmadı. Eğer sağlamlığından gideceksek bu sefer elastikiyetten taviz vermek zorundayız. Elastikiyetine taviz verdiğimizde de bu sefer range of motion'ımızı kaybedeceğiz ya da sonuçta ne kadar sağlam bir materyal olursa olsun materyal kopacaktır. Elastikiyet özelliğini ön planda tutarak bir materyal seçersek de elastikiyette bir problem olmayacak ama diz eklemini sabitleyecek kadar güçlü bir materyal bulamayacağız. Konzemius'un 2005'te yaptığı, laboratuvarlar üzerinde yaptığı bir çalışmada diz ekleminin force plate üzerinde ki uzun süre 18 ve 20 haftalık post-op dönemlerinde ne karşılaştırıyoruz. En son ilk başta gördüğümüz kolonda normal sağlıklı hayvanların ölçümü, ilk gördüğümüz mavi kolonda da tibial plateau leveling osteotominin 18. haftasını görüyoruz. Gördüğümüz üzere neredeyse sağlıklı eklem sonuçlarına ulaşmış durumda. Mor gördüğümüz ekstrakapsüler teknikte gözle görülen bir fonksiyon kaybını görüyoruz. En sonda da beyazda gördüğümüz herhangi bir cerrahi müdahale gerçekleştirilmemiş ve neredeyse yarısı kadar bir güç iletebildiğini görüyoruz bu hayvanları. Daha sonra Nelson'ın 2013'te yaptığı 15 TPLO'lu o 23 ekstra kapsülerli 15 kilodan küçük hayvanlarla yaptığı bir çalışmada en üstte gördüğümüz düz çizgi kontrol grubu hayvanların
koyu gri gördüğümüz çizgi TPLO operasyonu geçiren hayvanların, gördüğümüz gibi 300 günün sonunda TPLO'lu hayvanlarımız normal bacak fonksiyonuna tamamen erişmiş durumda. Ama ekstra kapsüller teknikle yapılan uygulanan hayvanlarda maalesef %0.8-0.85'lerde kaldığını görüyoruz. Dediğim gibi 15 kilo altı hayvanlarda çok sıklıkla kullanılan ama sonuç olarak uzun dönemde diz eklemini tamamen stabile etmekte başarısız kalan bir tekniktir. Ve osteotomi tekniklerine geliyoruz. Yıllar içerisinde farklı osteotomi teknikleri geliştirilmiş. Bu osteotomi tekniklerinin bazıları diz ekleminin biyomekaniğini değiştirerek tibial platonun açısını azaltıp diz eklemini nötrleştirme yoluna gitmiştir. Bazı osteotomi teknikleri patellar tendinin gerginliğini arttırarak diz eklemini sabitlemeye çalışan tekniklerdir. Bunlardan bazı teknikleri çok daha kısa, sadece isimlerini ve resimlerini göstererek geçeceğim. Bunlardan bir tanesi cranial wedge osteotomi. Bu teknikte tibial plato açısı hesaplanıp bunu azaltmak için ne kadar bir wedge osteotominin yapılması gerektiği hesaplanıp osteotomi sonucunda ön taraftan tibianın cranial aspektinden bir üçgen şeklinde bir osteotomi yapılıp çıkartılıp osteotomi kapatıldığında tibial plato açısının düzeldiğini görülmüş ve eklemi bu şekilde stabilize etmeye çalışan bir teknik. Proximal tibia osteotomi yine aynı ideolojiye sahip fakat osteotomisi daha farklı, daha zor olan bir teknik. Bu teknikte günümüzde çok fazla, çok yaygın bir kullanım sağlayamamıştır. Triple tibial osteotomi, TTO dediğimiz teknik, yine tibial plato açısının değiştirilmesi ve diz ekleminin sabitlenmesini amaçlamakta. Yine çok osteotomisi ve cerrahisi çok zor olan bir tekniktir. Circular tibial tuberosity advancement, tibial plato açısını değiştirmeden patellar ligamentin gücünü arttırıp diz eklemini TTA'daki gibi stabilize etmeyi sağlayan bir operasyon metodudur. Hepinizin kulağına aşina olduğu, belki çoğunuzun kullandığı tibial tuberosity advancement TTA tekniği tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bizim de burada 15 kilonun altı hayvanlarda tercih ettiğimiz bir tekniktir. Burada bu osteotominin sebebi, bu osteotomi kranial tibia'da yapılan osteotomi sonucu araya yerleştirilen cage'in patellar ligamenti daha kranial yönlü ileri itip tansiyonunu arttırması ve diz eklemini bu şekilde sabitlemesini amaçlamaktadır. 2017'de Barbara Diyar ve Hugo Schmöckl'in yaptığı 48 TTA Rapid implantının kullanıldığı bu hastalarda sonuç 6 haftalık sonuç neredeyse 30'a yakın hastada excellent, 12 hastada good, sadece 4 hastada fair ve sadece 1 hastada poor olarak gözükmüş. Yani klinik
sonuçlara başarılı bir operasyon. Ve benim yaptığım 72 hafta sonra TTA operasyonu geçirmiş hasta sahiplerinin form cevaplaması sonucu yaptığımız bir çalışma. Gördüğümüz gibi operasyon öncesi topallık %90 oranında, şu andaki topallık %0 oranında. Bu da gösteriyor ki hasta sahipleri 72 hafta sonra %90 oranında çok memnunlar. TTA'nın bir başka avantajı da %20 dolayında ön çapraz bağı hastalarının medial patella lüksasyonunda aynı anda olma olasılıkları. Eğer TTA metodunu seçersek çok rahat bir şekilde tuberositas tibiayı lateral yönlü kaydırıp operasyon tekniğimizin içine patella lüksasyonunda aynı anda yapma olanağı sağlamakta. Gördüğümüz gibi Rita Leibinger'in implantları, sol tarafta gördüğümüz küçük washer'lar osteotomi sonrasında kristetibia bölümüne eklenip kristetibianın lateralizasyonunu sağlamakta. Burada da gördüğümüz gibi, bu röntgende gördüğümüz gibi sukoplasti ve burada da washer sayesinde tuberositas tibianın transpozisyonu sağlanmış durumda. Bazı hastalarımızda ön çapraz bağın kopuna bağlı olarak aşırı derecede instabilite oluşmakta. Biz buna pivot shifting diyoruz. Bu pivot shifting olan vakalarda sadece ön çapraz bağı, bu hastamızda TTA cage'ini kullanarak stabilize etmemiz maalesef mümkün olmuyor. Buna ek olarak ekstra kapsüler teknik gibi bir stabilizasyon tekniği uygulamamız gerekiyor. Bu Rita Leibinger'in bu implantantında da hem cage takma özelliği, burada olan gördüğümüz delikten de bone anchor yardımıyla ekstra kapsüller gibi bir ekstra stabilite eklememiz mümkün. Dediğim gibi çok uygulanan dünya çapında bir teknik. Çok büyük faydaları var. Patella lüksasyonuyla aynı iki operasyonu kombine etme şansımız var. Tabii ki bu operasyon tekniğinin dezavantajları da var. Marche'nin ve Peter Burchard'in yaptığı bir in vivo fluoroskopik çalışmada TTA operasyonuna bağlı instabilitenin hala operasyondan sonra görüldüğünü görüyoruz. Yaptıkları bu çalışmada 10 hastayı kullanmışlar. O yüzden bu instabilite oranı %70 kadar yüksek. Eğer bu hasta sayısını daha fazla arttırırsa düşme olasılığı var. Burada size göstermek istiyorum. Burada izleyecek olursanız, hayvan yere dokunduğunda femur arkaya doğru bir kayma şekillendiriyor. Evet, görüyoruz. Bir daha izletiyorum. Swing phase, hayvan yere basıyor. Femur geri kayıyor. Bunun sebebi de belki kullanılan cage'in küçük olması ve yeterli derecede patellar tendine
tension verilmemesi, dolayısıyla diz ekleminin hala instabil olması. Tabii bunun ileri dönemlerde sekonder etkileri olacaktır. İnstabiliteye bağlı osteoartrit gelişimi devam edecektir. Tüm dünyada golden standard olarak, tedavi metodu olarak görülen tibial plateau leveling osteotomi. Burada tekniğin ana mantığı tibial plateau açısının 2 derece ya da 4 derece arasına kadar düşürülmesi ve çapraz bağın fonksiyonunun gerek kalmamasını amaçlamakta. Burada bir video açacağım size. Burada gördüğümüz gibi diz eklemi ön ve arka çapraz bağ. Patella, patellar tendon ve menisküsler gözükmekte. Burada arka çapraz bağımız ve ön çapraz bağımız. Ön çapraz bağ yırtığı ya da kopuklarından dolayı diz ekleminde kraniokaudal yönde hareket meydana gelmekte. Gördüğümüz gibi bu hareket sonucu da medial meniske büyük bir bası yapılmaktadır. Bu operasyon tekniğinde dediğimiz gibi sirküler bir osteotom kullanıp açısı değiştirilip plaka ve vidalarla bu açıyı sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir instabilite mevcut değil. Biraz bu operasyon tekniğinin planlanmasından bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi ilk muayene sonucunda aldığımız röntgenlerin tüm bacağı ve tarsal eklemi içine alması çok önemli. Çünkü tibia plato açısını görmemiz için eklemin tarsal ekleme kadar uzanması gerekiyor. Daha sonra seçtiğimiz büyüklükte bir doğru büyüklükte bir sirküler sov eşliğinde planlamamızı yapıyoruz. Gördüğümüz ön tarafta 14.2 tüperostas tibia'dan daha kaudal bölgeye ki kaç milimetre olduğunu ölçüyoruz. Bunun sebebi de operasyon anında landmarklarımızı görme şansımız yok. Sadece palpasyonla hissedebiliriz. Eğer düzgün bir röntgen alıp kalibre edersek operasyon sırasında da tüperostas tibia'dan 14.2 milimetre ve alt tarafta gördüğümüz gibi 25.9 bu bölgeleri rahat ölçüp osteotomimizi düzgün yere koyabiliriz. Daha sonra osteotomimizi yapıp plağımızı ve vidalarımızı yerleştiriyoruz. Nelson'ın 2013'te yaptığı bir çalışmayı daha önceden bahsetmiştik. Burada da onu tekrar söylemek istiyorum. 15 kilodan büyük hayvanlarda yapılan TPL operasyonu sonucunda 300 gün sonra, yaklaşık 1 yıl sonra tamamen full
function alabilme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden tüm dünyada 15 kilo üzeri hayvanlarda tercih edilen bir operasyon tekniği. Günümüzde 15 kilonun altında da uyguladığımız bir operasyon. Çünkü son 3-4 yıldır daha küçük ölçüde plakların piyasaya çıkması bu olasılığı arttırıyor. Yine TPLO metodunda da eğer çok fazla eklem instabilitesi mevcutsa ekstra kapsüller metot gibi bir kombine etmemiz mümkün. Bu plakta da gördüğümüz gibi kraniyal bölümünde bir boşluk bırakılmış. Bu boşluktan fiber wire ya da bir sütür materyalini TPLO'muza ekleyip ekstra stabilizasyon sağlayabilmekteyiz. Donald Halson 2013 yılında bizlerle tanıştırdı. Yeni bir ön çapraz bağı stabilizasyonda kullandığımız Cora Base Loading Osteotomy dediğimiz bir operasyon. Bu operasyonun da yine mantığı tibial platonun açısının değiştirilip instabilitenin nötralize edilmesi. Sadece farklı osteotominin daha farklı olması ve center of rotation'ın öne de düşünülmesi. Yine YouTube'dan size bir video göstermek istiyorum. Oh, kusura bakmayın. Maalesef reklama takıldık. Donald House. Yine diz eklemine kraniomedial approach'la medial aspektine geliyoruz. Bu operasyon tekniğinde sirküler osteotomumuz bu şekilde yerleştirilir. Tibia platonun öne eğilip açısının nötralize edilmesiyle, hareketinin nötralize edilmesi sağlanmakta. Bu aradaki mesafeyi tibia plato açısının ve rotasyonunun çarklardan bakılarak ne kadar verileceği bakılıp daha sonra milimetrik olarak ölçümü kemik üzerinde yapılıp ön tarafı doğru kaydırılması yapılıyor. Daha sonra Donald Hall tekniğine göre önce stabilizasyon için canaling screw dediğimiz özel vidalar yerleştiriliyor. Daha sonra şurada gördüğümüz gibi vida yerleştiriliyor. Burada da plakanın yerleştirilip burada compression. Hocam şu an video görüntüde yok da video görünmüyor şu an. Öyle mi? O. Kusura bakmayın. Okey, herhalde bir teknik bir sorun oluştu. Burada operasyon tekniğinin nasıl olduğu nerede görebilirsiniz. Yine dediğim gibi röntgenler, operasyon öncesinde alınan röntgenler çok önemli. Çünkü osteotomimizi nereye yapacağımız, ne kadar açı farklılığı bulunduğu ve sonuçta osteotomi yapıldıktan sonra ne kadar rotasyon verileceği hepsi bu röntgenlerin üzerinde hesaplanmakta.
Gördüğümüz gibi circular soğumuzu buraya yerleştiriyoruz. Osteotomumuzdan bu şekilde oluyor. Daha sonra bu açıdan hesapladığımız 25.4 derecedeki açımızı gerçekleştirip plaka ve vida ile sabitleştiriyoruz. Bir de farklı bir hastamız. Burada farklı bir implant kullandık ama teknik yine aynı. Osteotomiden sonra rotasyonumuzu yapıp plaka ve vida ile bunu yerleştiriyoruz. Bu CBL operasyonunda eksesif tibial plato açılarının tedavi edilmesi de mevcut. Normalde tibial plato açıları küçük hayvanlarda 20-26 arasında, büyük hayvanlarda 23 ile 29 arasında değiştirebiliyor. Ama bazı hastalarda 40 ve 40'ın üzerinde tibial plato açılarıyla da karşılaşabiliyoruz. Eğer böyle bir hastamız olursa çift osteotomi ile aradan böyle bir parçayı uzaklaştırıp açıyı çok daha efektif bir şekilde düşürme şansımız var. Gördüğümüz gibi bu hastamızda şu arada gördüğümüz iki daire arasındaki gördüğümüz açıyı parçayı uzaklaştırıp böylece sadece bunu bu osteotomiyi yapıp 15 derece kazanmış oluyoruz. Gerisini de öne doğru rotasyonuyla 10 dereceye getirmemiz çok daha rahat oluyor. Yine benim yaptığım bir çalışmada 2018-19 yılları arasında 15 kilonun altında olan hayvanların CBL'osunda ön ve arka ayakların walking gait weight analizi kullanarak ne kadar çabuk normal kullanıma geldiğini gösteriyoruz. Burada da gördüğümüz gibi mavi olanlar normal sağlıklı hayvanlarımız, kontrol grubumuz. Sağ tarafta 6 ve 12 hafta sonra operasyondan sonraki gait analizleri. Gördüğümüz gibi neredeyse normal kullanıma gelmiş durumda. Tabii ki sağ altımı operasyonla bitmemekte. Daha sonra rehabilitasyonu gelmekte. Eğer rehabilitasyon yaparsak hastanın yürümesi, full fonksiyonu kazanması çok daha hızlı olmuyor. Ve bu direkt operasyon biter bitmez başlıyor. Soğuk kompres tedavisi çok rahat kullanılabilen ama çoğu hastanelerde atlanılan bir tedavi yöntemi. Soğuk tedavi, soğuk kompresyon derken burada gördüğümüz terapi cihazında hem kompresyonunu sağlayıp hem de diz eklemini direkt post-op'tan sonra soğutmayı ve inflamasyonunu ve ağrısını azaltmayı amaçlamakta. Maalesef bu aygıt çok pahalı bir aygıt. O yüzden alma imkanı olmayan kliniklerde çok rahat şekilde buz torbalarıyla aynı efekti sağlama imkanları var. Yapılan çalışmalarda %50 oranında ertesi gün operasyon geçirmiş hastaların ertesi gün çok daha rahat bacağı kullandıkları görülmekte. Direkt operasyondan bir gün sonra yine başlayabileceğimiz pasif range of motion, joint movement dediğimiz hareketlerle eklemi erken dönemde mobilize edip ağrı kesilmesi ve kasların çalışmasını geliştirebiliriz. Elektroterapi ile TENS mesela ağrı duyumunu çok daha efektif bir şekilde azaltıp diğer ağrı kesicilerinin azaltılması ve buna bağlı olarak çok daha rahat ve hızlı şekilde hayvanlarımızın
kas tonuslarını daha hızlı bir şekilde kazandığını görebilmekteyiz. Yine imkanı olan klinikler akupunktur yöntemiyle ağrı kesici özelliğinden faydalanmakta. Bunlar ilk bir haftalık dönemde kullandığımız yöntemler. Bir hafta, iki haftadan sonra kullandığımız yöntemler ise daha aktif olarak hasta sahiplerinin haftada bir defa kliniğimize gelerek ve terapistlerimizle bir saatlik seanslar geçirdiği daha çok izometrik hareketler başladığımız teknik. İzometrik hareketler dediğimiz herhangi bir ağırlık ya da başka bir güç kullanmadan sadece hastanın kendi ağırlığı kullanılarak yapılan, burada gördüğümüz balans pedleri de hayvanın kendi ağırlığı ama unstable bir surface üzerinde durduğu için sürekli dengesini sabitleştirmeye çalışması ve bu sebeple kollateral ligamentlerin, kasların çok aktif olarak çalışabileceği bir tekniktir. Dördüncü, beşinci haftadan sonra daha aktif ve kondisyon üzerine rehabilitasyonlarımıza başlamaktayız. Bu da water walker olabilir. Water walker'ın bir güzel yanı su düzeyini ayarlayabilip eğer yüksek suda yaparsak hayvanın kilosunu azaltıp daha rahat şekilde hareket etmesine, ileri dönemlerde suyu düzeyini azaltıp su direnciyle daha zor antrenmanlar yapmasını sağlamaktayız. Yine koşu bandı açısını değiştirerek daha ilerleyen haftalarda daha güçlü, zor antrenmanlar yapmasını sağlayabilmekteyiz. Eğer olanağınız varsa, bu gördüğünüz fotoğraf bizim hastanemizin havuzu. Burada yüzme antrenmanıyla tüm vücudun aynı anda kaslarının geliştirilmesi ve hayvanların ön çapraz bağ hastalığı probleminden ki fiziksel durumlarına gelmesi ya da daha iyi bir şekilde daha kuvvetli bir şekilde bu hastalığı atlatmalarını sağlamaktadır. Siebert ve Hugo'ya resimleri ve operasyon görüntüleri için teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar Türkçemden dolayı özür dilerim. Uzun zamandır, 12 yıldır Türkiye'de değilim ve çok fazla mesleki açıdan Türkçe konuşmadığım için arada takılmalar oldu. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Hocam, aktardığınız tüm bilgiler için çok teşekkür ederiz. Şu an birkaç sorum var. İsterseniz sorumuz var daha doğrusu. Tabii. Onları aktarayım sizlere. Ön çapraz bağ kopuklarında TPLO ve TTA yöntemlerindeki komplikasyonlar hakkında tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz demiş. Tabii TTA'nın bilinen en büyük komplikasyonlarından bir tanesi eski TTA implantlarında osteotomi çok orta hatta distal porşuna kadar inebiliyor. Bu yüzden tibia kırıkları çok sık karşılaşılabiliyordu. Ama yeni yapılan implantlarda bu cage'in açısının arttırılması, osteotominin çok daha distal bölgeye inmemesini sağlıyor. Bu da komplikasyon riskini azaltıyor. Diğer komplikasyon riski de TTA'da açısının operasyonun planlanmasında. Şimdiye kadar çok farklı hesaplama teknikleriyle karşılaştık. Farklı hekimler farklı şekilde yaklaşıyorlar. Bazıları patellanın direkt distal, en distal bölümünden alıyor. Bazıları en proksimal yerinden alıyor. Yani kesin bir golden standardı maalesef yok.
en yaygın kullanılan şekli patellar tendininin üzerinden alınması. Buna rağmen de cage seçiminde hatalar yapılabiliyor ve daha küçük cage numaraları takılabiliyor. Bu sonuçta da Peter Burchard'ın yaptığı fluoroskopik çalışmada gördüğümüz gibi operasyon geçirmesine rağmen instabilitet maalesef devam etmekte. Diğer bir TTA'ya bağlı komplikasyon da çok sık karşılaştığımız subluksasyon. Yani femurun subluksasyon sonucu daha kaudal, eklemin kaudal bölgesinde durması ve eğer bunu fark etmeden cage hesaplamasını yaptığımızda sonuç olarak daha küçük cage numaraları elde etmemiz ve sonuç olarak da stabilizasyonunda yetersiz olacak bir operasyon yapmamız mümkün. TPO'da da osteotominin çok daha zor oluşuyor. Osteotominin ve osteotomi sonucu, yani plak yerleştirilmesinin eklem yüzeyine çok yakın olması ve maalesef bazı cerrah arkadaşlarımızın çok sıklıkla yaptığı en proksimal vidaların eklem içine penetre etmesi en büyük komplikasyonu. Ama genel olarak komplikasyonlara bakarsak TPLO'da çok daha az komplikasyon görme olasılığı var. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir soru da buna benzer. İntrakapsüler yöntemlerde komplikasyonlar nelerdir? Nasıl yönetilmelidir? İntrakapsüler yöntemler şu anda günümüzde çok fazla yaygın olmamakla birlikte bazı cerrahların hala kullandığı. Bunun yöntemi de patsama, tensor fasciae latae'dan çıkartılan bir sheet'in femurun delinmesi yoluyla yeniden ön çapraz bağını mimike etmeyi amaçlayan bir tekniktir. Maalesef bu operasyon tekniklerinde gördüğümüz problemler operasyonda tekniğine bağlı olan, yani tendon ya da fasyadan parça alırken tekniğe bağlı oluşan hatalar, çok ince bırakılması ya da vaskülerizasyona bağlıdır. Çünkü bir tendon ya da fasyanın bir kısmını keserek eklem içerisinden geçiriyoruz ve bu dolayısıyla bu dokunun vaskülerizasyonunu azaltıyoruz. Belli bir süre sonra nekroz ve infeksiyon olma olasılığı çok yüksek. Ve maalesef %100 stabilite sağlaması çok mümkün olmayan bir operasyon tekniği. Teşekkürler hocam. Diğer soruda fabeller dikiş yönteminde hangi tür malzemeler tercih edilmelidir? Sizce hangisi ideal? Fabeller suture'de çok kullanmadığımız bir teknik. Bunun sebebini de prezentasyon içerisinde anlattığım izometri maalesef standart ve perfect izometri noktalarını bulmamız neredeyse imkansız. Standart bir operasyonda, standartize edilmiş bir operasyonda her hayvanda aynı sonucu maalesef göstermiyor. Fiber wire şu anda en yaygın olarak kullanılan, elastikiyeti ve sağlamlığı en güvenilir materyal, ama 150 bin adımla sınırlı olan bir materyal. O yüzden maalesef şu anda günümüzde mükemmel izometrik noktaları, mükemmel ekstra kapsüler materyal maalesef bulunmamakta. Teşekkürler. Diğer soruda X-ray'de alınan ölçüler ve açıları operasyon anında nasıl kullanıyorsunuz? Yani X-ray'deki ölçüleri ve operasyon anında nasıl ölçüm yaparak kullanıyorsunuz diye bir soru. Röntgen çekerken
Belki şurada tekrar size göstereyim. Gördüğümüz gibi şu gördüğümüz metal top 25 milimetre çapında ve eklemle diz eklemiyle aynı yüksekliğe koyduğumuz bir top. Böylece röntgen alındığında röntgen plakası ne kadar yakın ya da uzak olduğunun herhangi bir farklılığı yok. Çünkü düşünürsek röntgen tekniklerini yeniden, eğer diz eklemi plakaya biraz yukarıda olursa röntgen ışınları bu şekilde geçeceği için yanlış, daha büyük, daha uzun mesafeler kaydeder. O yüzden bu metal topu kullanıp kalibre etmemiz olanağı var. Daha sonra landmarklarımızda, bu da landmarkta en kolay örneğimiz şurada, tuberositas tibia'nın patellar tendinin attach olduğu sivri nokta. Her operasyonda en rahatlıkla palpe edip tanıyabileceğimiz. O yüzden osteotomumuzu da şuradan bir omeliyat örneği açalım. Gördüğümüz gibi burada sirküler osteotomumuzun yapmak istediğimiz yere koyduk. Tuberositas tibia'dan kaç milimetre içeride ve farklı noktalarını ölçerek 3 yerden milimetrelerini hesaplayıp, eğer bir çember çizmek istiyorsanız 3 farklı noktayı aldığınızda 3 noktadan geçebilecek tek şey çemberdir. Böylece istediğiniz, planladığınız yere osteotominizi yapabilirsiniz. Maalesef her zaman landmarkları çok rahat palpe etmek zor oluyor. O yüzden farklı ölçümler yapmanız gerekebilir operasyonun öncesinde. Teşekkürler. Diğer soru. Ön çapraz bağ kopuklarında ya da zedelenmesinde patella lüksasyonuyla bağlantısı var mıdır? Eğer travmatik vakalardan bahsediyorsak, tabii ki daha önce konuştuğumuz gibi, eğer bir eksesif impact sonucu eklem hasarı gösterirse, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, kolateral ligamenter, pateller tendon kopabilir. Özellikle dejeneratif çapraz bağ hastalarında, küçük 15 kilodan daha küçük hastalarda gördüğümüz vakalarda da %20-25 oranında medial patella lüksasyonu yaygındır. Eğer medial patella lüksasyonu olgusu ve çapraz bağ problemi aynı anda varsa, o zaman TTA bu iş için, bu hastalar için seçilmesi gereken en doğru metottur. Çünkü sulkoplastiği, tuberositas tibia advancement'ı ve lateralizasyonunu aynı seansta gerçekleştirebilirler. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuyla alakalı olarak son sorumuzdu. Aktardığınız tüm bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve Change ailesi olarak teşekkür için sizin adınıza bir fidan bağışında bulunuldu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Katılan tüm değerli meslektaşlarımız size de teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki seminerlerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamızı ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.